anti kanser özelliğini güçlendiren bir metot var. Nedir o? Doktor Fit'le manavdayız. Meyve sebzeler nasıl doğru yenir? Hangi meyveyle, hangi sebzeyle ne yenmeli? Onlara bakacağız. Ve özellikle de kış hastalıklarına karşı en iyi korumayı sağlayacak olan şeyler. Peki yemekten sonra özellikle böyle tatlı krizi gelenlere ne önerirsiniz? Gençleştiren bir öğün dediğiniz zaman bunun varlığı bizim için gençleştirici rolü artık tamamlanmış bir öğündür o. Doktor Fit'in buzdolabında olmazsa olmaz sebze meyvesi nedir? Akciğer hastalıklarınızı önler, gribal enfeksiyonları engeller, bağırsaktaki kabızlığı giderir. Herkese merhabalar arkadaşlar. O kadar anlattık. Şimdi uygulamalı olarak nereye geldik? Manava geldik. Doktor Fit'le manavdayız. Meyve sebzeler nasıl doğru yenir? Hangi meyveyle, hangi sebzeyle ne yenmeli? Onlara bakacağız. Yani esasında bir meyveyi nerede kullanırız? Ve onu hayata nasıl adapte ederiz? Yani ayva mesela çok değerli, müthiş bir akciğer besleyicisi, kalbe güç, perikarda güç ama yiyemiyorsunuz değil mi? Neden? Neden i̇şte, böyle oluyor? Çünkü birazdan paylaşacağım ayrıntıları kullanmıyoruz. Bunları paylaşarak, bunları hayatımıza nasıl kolaylıkla dahil edebileceğimizi konuşalım. Evet, dahil edelim. Bakalım hocam mutfağında nasıl kullanıyor meyve sebzeleri? Hep beraber bakalım. Havada buz buz. O zaman böyle içimizi ısıtacak ne yememiz lazım hasta olmamamız için? Şimdi şu ayvayı hiç rendeleyip, kırmızı pancarla birleştirip ya da havuçla rendeleyip birleştirip bir salata yaptınız mı? Ayva ve kırmızı pancarı. Evet. Bunu ben yapmadım. Bilenler vardır belki. Şimdi ama. Bunu bir deneyin ve lezzeti keşfedin. Hem o kırmızı pancardaki tadı da. O zaman kaç ayva alalım? Kaç tane alalım? Bir tane ayva. Bir tane. İşimiz... Kaç tane hocam pancar alacağız? Bir tane kırmızı pancar. Tamam, getiriyorum. Bir de yeşil elmayla da bunu birleştirelim. Oradan burada da yeşil elmayı alalım. Evet. Şimdi ayva, kırmızı pancar ve elmayla. Evet, bunu. Şimdi kış salatamız için seçtik. Ne lazımdı? Pancar, ayva, elma ve nar. Şimdi biz bunu yaparken esasında kışın bütün sebzelerini bir salatada bütünleştirebiliyoruz. Ve özellikle de kış hastalıklarına karşı en iyi korumayı sağlayacak olan şeyler turp. Yanına kırmızı pancar eklediniz, kereviz eklediniz, limon, yeşil elma ve ayvayı da eklerseniz, elmayla da bütünleştirdiniz, hem lezzet olur. Of, ben buna cevizi de çok seviyorum hocam. Zeytinyağı, sirke, limon ve mutlaka kavrulmamış çerez. Mutlaka bunlarla da bütünleştirdiğiniz zaman sizin salatanız olur bir öğün. Doyurucu ve bir öğün. Hem de kışın soğuklardan, enfeksiyonlardan, influenzalardan yani koruyucu o bahsettiğimiz mi? Gençleştiren bir öğün dediğiniz zaman bunun varlığı bizim için gençleştirici rolü artık tamamlanmış bir öğündür o. Kırmızı pancar yiyince bile insan böyle kendini dinç hissediyor. Yani bilmiyorum, ben seviyorum. O dinçlik tesadüfi değil. ORP'leri eksi 800 olan bir gıda yiyorsunuz. Hı-hı. Ve mitokondriyal sistemi üretip tüm serbest radikalleri o anda temizleyebiliyorsunuz. Hı-hı. Ve kırmızı pancar yavaş yavaş emilir bağırsaktan. 6-7 saat sürer onun emilimi. Dolayısıyla 6-7 saat boyunca temizlik devam edecek. Çorba nasıl için malzeme, bir çorba yapalım? Bir kış çorbasında olmazsa olmaz bir kere kuru soğan olmalı. Kaç tane? Evet, kişi başı bir soğan diye düşün. İki tane. Evet. Bakalım başka nasıl bir çorba yapacağız? Bakın burada brokoli, gel bakalım buraya. Bir brokoli. Brokoli çorbası yapacağız o zaman. Şöyle düşünüyorum. Ben şimdi ben brokoli çorbası sürpriz yapmayacağım. Brokoli de bundan çok kıymetli enzimler var. Kıymetli bazı antioksidanlar var. Bu sülforafanlar var, mirosinaz enzimin aktivasyonunu sağlayacağımız bir metot var. Hı-hı. Yani anti kanser özelliğini güçlendiren bir metot var. Nedir o? Bundan sos yapmak. Bundan sos yapmayı başarabilirsek içeriğindeki o aktif besini ben hücrede hem antioksidan vazifesini hem de kansere karşı koruyucu bariyerini hem de gençleştirici gücünü kullanmış olabileceğim. Bu nedenle yani bu çorbamızın ürünü. Tamam. Dolayısıyla bu sos malzemesi. Ben çorbada neyi çok severim? Kuru soğanı çok severim. Hı-hı. Kuzu kemik suyuyla bütünleştiririm ve
Kesinlikle kapri biberi. Tatlı biber. Evet. Kaç kabak, tane? Kabak da bir çorba için çok mükemmel olur. İki tane? Yeter. Kafiye. Bir tane kabak yeter. Bir tane. Evet, bir tane kabak. Şurada var bir tane. Tek küçük bir tane alalım evet. O zaman. Ve kabağımızı alalım. Kıvam vermek için iyi bir patates. Güzel bir tercih olur. Bir tane de patates. Bir tane de patates. Evet. Bakalım nasıl bir çorba olacak. Bunlar besin zenginliği açısından baktığın zaman bunların besin renkliği ve çeşitliği anlamda iyi. Bir de isterseniz buna ekstradan ne ekleyebiliriz biliyor musunuz? Şöyle baktığımda burada bir ne ekleyebiliriz? Karnabahar. Ben çok severim. Azıcık evet sarımsak da ekleyebiliriz. Sarımsak. Çok az bir sarımsak da kullanırız. Bir diş. Evet. Ha. Aslında arkadaşlar çorbada mantarın özellikle kestane mantarı, istiridye mantarı gibi mantarın varlığı da çok lezzet artırıcı bir şey olduğunu bilmenizi isterim. Mantar. Ve besin zenginliği açısından da mantarlar kıymetli besin grubuna giriyor. Onu da paylaşmak isterim. Mantarı ekleyecek miyiz? Alıyorum o zaman onu. Yani ben buzdolabında mantarı görürsem çorba eklerim. Tamam görürsün. Ekleyelim o zaman. Ya, güzel bir şey. Biraz fazla oldu ama olsun. Yani fazla yoğun da bir çorba olmasın. Tamam. Bunlar okay. Kafi o zaman. Okay. Bu çorba ve biraz önce yapacağımız salata bizim mesela şekerimizi dengeler mi? Çünkü insan bazen böyle yemekten sonra hemen böyle bir tatlı yeme ihtiyacı duyuyor. Bu şimdi, tatlı yeme ihtiyacını keser mi? Şöyle burada patates var. Patatesin yoğunluğu kan şekeri ihtiyacınızı karşılayacak düzeyde. Eğer patatesi çok kullanmış olsaydınız insülin yanıtını fazla verir ve sizi acıktırır, tatlı iştahı oluştururdu. Hı hı. Ama şu anda şu dengede olmaz. Peki yemekten sonra özellikle böyle tatlı krizi gelenlere ne önerirsiniz? Yemekten sonra tatlı krizi geliyorsa, yani bu olay bir kriz düzeyindeyse o kişinin tatlı yemesi gerekir. O tatlıyı yiyor olması ona şifadır. Ama yani vücut tatlı mu istiyor? Tabii tabii. Yani, tabii vücudun kendi gerçek bir dili var. Ve nasıl ki tuzu çok abarttığında böyle aban aban su ararsınız. Tatlı iştahı da bundan farklı bir şey değil. Bir insan tatlı iştahı varsa yaşam enerjisiyle ilgili eksiklikleri var. Yaşamak istiyor. Yaşama tutunma arzusu var. Aslında vücut kendi de istiyor değil mi? Evet. Beni besle diyor, doyur. Besle diyor, bana bu enerjiyi ulaştır diyor. Dolayısıyla o tatlıyı nereden ve hangi tatlıyı bulacak senin o işte marifetine bakıyor. Yani o gidip bir yani hasar verici bir tatlı da alabilirsin. Seni onaracak güçlü antioksidan yeteneği olan bir tatlıyı da alabilirsin. Bir incir de bir tatlıdır, hurma da bir tatlıdır. Tatlıdır. Kayısı da bir tatlıdır. Ama gidip halka tatlı da almak bir tatlıdır. Yani ikisini de tatlı kategorisinden alamazsın. Hocam bana en çok sorulan sorulardan biri. Doktor Fit'in buzdolabında olmazsa olmaz sebze meyvesi nedir? İlla ki bunu asla buzdolabından eksik etmem dediğiniz. Yani belli başlı birkaçını sayarsanız sonra mutfağa geçelim yapmak için. Kırmızı pancarı eksik etme. Çünkü gerçekten iyi bir antioksidan. Ve kapri biberini, patatesini, ayvanı. Ayvayı neden vurguluyorum biliyor musunuz? Ayva gerçekten sindirim sisteminin ve özellikle damar sistemlerinin, akciğerlerin güçlü bir besleyicisi ve bizler buradan kışın gol yiyoruz. Yani akciğer hastalıklarına çok sık yakalanıyoruz. Hı hı. Buna ait bir harika yardımcımız var ama etkin kullanamıyoruz. Bir salatasını söyledim sizlerle. Bir de hoşafı var mesela. Of, onun mis. Hoşafını yaptığınız zaman çocuklar da rahatlıkla tüketebilir. Yani hoşafı da nasıl bir hoşaf olmalı? Yani ben onu illa şekersiz yapacağım takıntısına girmenizi istemiyorum. Şeker de kullanılabilir. Olmadı. Hoşafınızı kasaya götürelim. Kaynattınız. Hı-hı. Kaynattınız. İçine biraz balla da tatlandırabilirsiniz. Evet. Bir de şurada bak yemişler var. Bu yemişleri nasıl kullanıyoruz dersen. Bunları koyalım böyle evet. Alacaklarımızı. Şöyle koyalım. Diğerlerini de getireyim ben. Şimdi burada sana kayısıyı göstermek isterim. Tamam. Bunu özellikle salatalarda etkin bir şekilde kullanabilirsin. İnce ince doğra kırmızı pancar salatasına koy. Hem lezzeti değiştirir, hem besin zenginliğini artırmış olursun. Bağırsak sistemine de güç bire vermiş bir. Olursun. Yerli miymiş? Evet, yerli badem. Tamam, yerli badem. Salata malzemelerimizi aldım. Yani salatayı zenginleştirmek için badem de kullanılabilecek bir ürün. Bu konuda da yerli olup olmadığını radyasyon görmemiş olması açısından önemli. Çünkü Kanada'dan gelen, Amerika'dan gelen bademler radyasyon görüyor. Hı hı. Ve bu da besinin doğasını bozuyor. Evet, yani. Bunları da koyalım o zaman. Evet. Böyle koyalım.
O zaman hocam ne yapıyoruz? Şimdi mutfağa gidip güzelce aldığımız malzemelerle çorbamızı yapalım. Yapmadan önce ben birkaç daha besinin nasıl kullanılabileceğiyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Nedir bunlar? Bizim hayatımızda olması gereken bir türlü adapte edemediğimiz şeyler var. Mesela narı aslında güçlü bir antioksidandır. Güçlü bir antioksidanı soymak, yemek akla gelmez ya da yorar bizi. Yani çok tembel davranırız. Daha böyle pratik meyveleri tercih ederiz. Oysa narı soydun. Üzerine bir bal döktünüz. Ekşi bir narın üzerine. Getireyim. Acı bir bal döktüğünüz zaman mükemmel bir ara öğün olabilir. Yani narı soyacağız, üzerine hafif bir bal dökeceğiz. Ben bunu ayvada da yapıyorum. Yapabilirsiniz. Ayvayı doğradıktan sonra mesela balla falan böyle. O da iştah kesiyor gibi geliyor bana. Güzel. Kerevizi eline alırsam ben kerevizle ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar örneğin şu kerevizi yemeklerini yapmayı biliyoruz da aslında bunu bir kahvaltıda hiç bunu soymadan kahvaltıda. Evet, hiç soymuyorsunuz. Bunu elma dilimi şeklinde 6-7 dilim çıkarıyorsunuz bundan. Hatta yapraklarını bile. Zeytinyağı alıyorsunuz. Pul biberi, karabiber, zencefil, zerdeçal, zencefil değil, zerdeçal ile baharatlandırıyorsunuz. Kaya tuzu mutlaka olacak. Bunu 225 derece fırında 25 dakika bekletiyorsunuz. Mükemmel bir lezzet çıkıyor ortaya. Çocuklar bunu patates diye yiyor. Yani patates lezzetini aratmıyor. Kimse bu lezzeti denememiştir. Biliyorum ki kereviz keşfedilmeyi bekliyor. Kereviz. Zencefil, kırmızı pancar, tur, karalahana, limon. Şunları bir araya getirdiğimizde, bunları güzelce rendelediğimizde, bunları zeytinyağı, limon ve sirkeyle güzelce yoğurduğumuzda salata olarak mı? Bir salata olarak kışın sizi birçok probleminizin çözümüne götürür. Yani akciğer hastalıklarınızı önler, gribal enfeksiyonları engeller, bağırsaktaki kabızlığı giderir ve antioksidan kapasitenizi fevkalade yükselterek sizin yaşamsal anlamda aslında farkında olmadan beden bankanızı zenginleştirici gıda olarak bunu kayda geçin. Çünkü biz domatesi, salatalığı, marulu salata zannedenlerdeniz. Oysa tıbbi beslemeye göre bu sıraladıklarımla olan hiçbir salata aslında sofralarınıza, bedeninize layık değil. Çünkü mevsimi değil. Çünkü çoğu genetik yapıları değişmiş. Oysa bu söylediklerimin hem genetik yapıları koruma altında hem de besleyicilikleri en üst düzeyde. Hocam takviyeler hakkında ne diyeceksiniz? Mesela takviye alıyorlar ya dışarıdan vitamin. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Ben takviye kullanımını tercih edenlerdenim. Ama güvenli, güçlü, besinden gelen takviyeden bahsediyorum. Yani bir insanın resveratrol, kuversetin, işte kateşin, yok bromelain, yok diğer yani içeriğindeki besinden ayrıştırılmış sadece bu zerdeçalın ekstra maddesi neydi? Mesela sadece zerdeçaldan kurkumini çıkarıyorsunuz, onu insanlara veriyorsunuz ya, işte burada değilim. Ben zerdeçalın kendi ekstrat halini kullanmayı, dolayısıyla bir bromelain kullanmaktansa bir ananasın ekstratını kullanmayı veyahut da bir meyanın ekstratını kullanmayı, kalkıp da içindeki etken maddeyi değil, bütün olarak bunları kullanabilmeyi tercih ederim ve öneririm. Peki. Şimdi o zaman aldığımız malzemelerle mutfağa gidelim. Güzel bir salata ve çorba yapalım. Okey. Hadi bakalım. Aldığımız sebzelerimizi yıkadık, temizledik. Şimdi çorbamızı yapacağız. Hadi bakalım başlayalım hocam. Nasıl başlıyoruz? Evet, bu bir kış çorbası. Sonuç itibariyle gribal enfeksiyonlardan sizin korunmanız, idrar yolu enfeksiyonların kronikleşmesini engellemeniz. Bu brokolileri şöyle çorbamız için hazırladık. Çok ince ince doğramamıza gerek yok. Burada bir renk uyumunu önemsiyorum. Çünkü insana zevk vermeyen, insana heyecan vermeyen bir renk insana şifa da vermez. En de sonunda yüksek güçlü blenderdan geçireceğiz. Evet, bir krema kıvamına getireceğiz. Şimdi yarım brokoli, 2 havuç. Evet. 3 havuç. 3 havuç.
ve bir burada karotenoidler var. Bu karotenoidler bizim gerçek anlamda cildimiz için, gerçek anlamda gözlerimiz için, gerçek anlamda antioksidan kapasitemiz için değerli bir besin grubu. Ve evde de yemek yapar mısınız hocam? Çok severim, az yaparım. Arada diyorsunuz. Evet, arada yaparım ama çok. Ama yönlendiriyorsunuzdur mutfağı. Çok rahatsız edici düzeydeyim maalesef. Ay eyvah eyvah. Yani ne kadar düzgün yaparsa yapsın daha iyisi İnan. Nasıl olurdu olur. Derken karşımdaki lan bir önce bir teşekkür et. Soğanı evet. Ne yapıyoruz? Soğanı da aynı şekilde. Çok ince doğramaya gerek yok ancak yine de bir ustaca şey yapalım. Bunu böyle tereyağlı yapacağız değil mi? Tereyağla. Tereyağı, kuzu kemik suyu da özellikle kemik sularıyla yapılan sebze çorbaları kışın için daha iyi isabetli. Bakın bir şey fark ettim. Hocam bunları iri iri doğruyor. Büyük büyük. Tabii, çok ince doğramıyorsunuz mesela. Tabii bunu zaten blenderdan geçireceğiz ya. Şey derler vitamini ölür derler mesela salatada falan da çok ince doğranmış. Doğru mu? Değil yok. Yani gerçekten şöyle. Mi? Şöyle. Besinleri öldüren şey oksidasyondur. Hı hı. Bunları da. Şimdi burada işin püf notası şu. Evde alışık olduğunuz yöntem neydi? Soğanları kavururdunuz, üzerine sebzelerinizi ekler, suyunu dökerdiniz. Orada soğanları kavurma işlemi esnasında yaptığınız bir aslında oksidasyondu. Yani bir yaşlanma sebebiydi. Burada böyle bir şey yok. Burada tereyağın içinde ya da kullanmak istediğiniz bir, ben kuyruk yağını da çok tavsiye ederim. Böyle bir yağın içerisinde suyunuzu da eklemiş olarak kaynatmaya direkt başlamanızı istiyoruz. Tabii. Kaç tane mantar? Biraz koyabilirim. İki. İri olacak büyük mantarlardan. Hocam evet. Seçti. Hı-hı. Hop. Evet. Şöyle ineyim. Mantar çok kıymetli amino asit içeriyor arkadaşlar. Yani? Bilmeyenler için ne olduğunu da söyleyeyim. İyi bir protein kaynağıdır. İyi bir protein kaynağı. Evet. Yani mantarı basite almayın. Mantar güçlü bir protein kaynağıdır. İyi bir mantar çok iyi besler. Böyle fırın yemeklerinde falan çok pişmeyenmesi vitamini öldürür mü? Ya ısı işlem bir oksidasyon sebebidir. Hı hı. Yani öldürür mü? Doğru kararında pişmiş bir yemekte bir sorun yok. Sorun yok. Evet. Limonu şimdi mi limonu atacağız piştikten sonra? Piştikten sonra atacağım. Tamam dursun o zaman şey yapalım. Baharatları neler ekliyoruz şimdi, onları? Yalnız ben şu tencereyi şöyle bir göstermek istiyorum. Rengine bakın böyle. Rengine bakın şöyle. Dikkat edin ben bunun içine kırmızı biber de ekleyebilir miydim? Eklenebilirdi. Ancak ortaya çıkacak bir renk zıtlığı oluşacaktı. Evet. Aslında lezzeti artır ama rengi istediğim kıvamdan çıkaracağını düşündüğümüz için koymamış olduk. Hı hı. Kekik var. Kekik. Güzel bir kekik. Arkadaşlar eldiven niye kullanmıyorsunuz derseniz. Diyecekler. Ben de hocam izin vermedi bana da. Eldiven takacaktım. Çünkü eldiven kendisi bir aslında bisfenol kaynağıdır. Yani kanserojen bir madde içeriyor eldivenler. Ve siz yemeklerinize, ellerinize ait probiyotiklerin varlığını yemekten mahrum etmiş oluyorsunuz. Yemeğin gerçek lezzeti. Tabii hijyen önemli. Ellerinizi bununla yıkadık ilgili de, bununla da ilgili kesinlikle bilimsel bir çalışma yapıldı. Evet, el lezzeti gerçeği var. El lezzeti gerçeği var. Var. Bunu da kullanınız. Tabii plastik kullanmak aslında dediğiniz gibi yani. Plastik burada eldiven. Burada 4-5 diş sarımsak da koymuş oldum böyle bir tencere için yeterli. Kaya tuzumuz. Kaya tuzumuz burada. Bunun değişik bir kaya tuzu var. Gösterelim şöyle. Kristal tuz. Hı-hı. İçinde de Arap zamkı var. Şöyle. Bu doymuş bir tuz. Dolayısıyla gerçek bir tuz lezzetini elde edebilirsiniz buradan. Ve aynı zamanda Arap zamkı da çok yüksek sağlıklı, tabii bağırsak dostu bir ürün. Of, Urfa acısı da. Bunu biraz seviyorsanız abartabilirsiniz. Tamam, ben aynı zamanda şu kameranın görmesi açısından evet, şöyle burada gördüğünüz bir sumak. Evet, güzel bir bakayım. Sumak. Hı-hı. Mor sumak. Çok güzel kokuyor. Bunu çok kıymetli bir yerden aldım. Nereden hocam? Söyleyelim. Mor sumak mı dediniz? Yedi değirmenden aldım. Yedi değirmen. Evet. Bu çok kıymetli bir sumak. Hı hı. Şimdi üzerine suyumuzu ekliyoruz. Tamam. Şöyle ne suyuydu bu hocam? Bu canlı su. Canlı su. İyonize su. İyonize suyumuzu ekledik.
Ve şimdi 40 dakika kadar pişmeye göndereceğiz. 40 dakikaya gerek yok aslında. Kaynadıktan sonra 20 dakika, 15 dakika içerisinde bu kendi kıvamını alır. Sonra robottan geçirip bunu sunabiliriz. Ama bazıları bu çorbayı taneli çok sever. Hı hı. O zaman ne yapacaksınız? Şöyle bir şey önerebiliyorum. Çorbanın bir kısmını alıyorum. Yani şey içeriğin bir kısmını kenara alıyorum. Robottan geçiriyorum. Diğer kalanı duruyor orada. Hı, o zaman tabii. O zaman bu mantarla daha ince doğramış olmam gerekiyor. Soğuşla daha ince doğramam gerekiyor. Kabakla daha ince doğramam gerekiyor. Yani ağza rahat gelebilecek kıvamda getiriyorum. Şöyle düşünün, yarısını aldım, robottan geçirdim, diğer yarısı diri duruyor. Ama biz bugün tercihen hepsini 40 dakika boyunca pişirmeye gönderiyoruz. Bugün, şimdi bakın, blenderdan burada, geçireceğiz. Evet, burada çok önemli bir detay var. Sizin yeme zevkiniz çok önemli. Nasıl sevdiğinizi kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla yeme zevkiniz, taneyi seviyorsanız lütfen ona bir kıvam vermeniz gerekiyor. Bu kıvamı nasıl yapıyorsunuz? Yumurta katıyorsunuz, kıvam veriyorsunuz. Veyahut da un katıyorsunuz, kıvam veriyorsunuz. Bu tarz süt katmakla kıvam veriyorsunuz. Bunları istemiyorsanız, ki ben yumurtanın sadece akını kullanabileceğinizi hatırlatayım. Sarısını kullanmıyoruz yapacaksanız da. Ve bu çorbayı aslında eğer kemik suyuyla yapmamışsanız, yumurtanın akını kullanmak akıllıcadır. Yapılabilir. Kıvamlaştırmak açısından siyez unu gibi bir un kullanıyor olmanız da kıvamlaştırıcı kabul edilebilir. Evet. Ancak bunları hiç yapmadan besinin kendisinin içinden bir bölümü alıp robottan geçirdik. O Blendtec'in robotundan aldık, tekrar ekledik. O zaman buradaki kıvam istediğimiz kıvama gelir. Kıvama gelir. Çorbamız pişti, blenderdan geçti. Tabağımıza servis ettik. Neyimiz eksik hocam çorbamız için? Üzerine ne ilave ediyoruz? Canlı bir yağ ihtiyacı var bu çorbanın. Evet. Az biz canlı yağını döktük. Ve biraz da limonla lezzetlendirdik. Limon suyu. Pul biberi hafifçe serptiniz mi? Buyurun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok da güzel kokuyor, mis gibi. Evet. Ellerinize sağlık. Bedenini atıklardan arındırmaya, yeniden başlamaya var mısın? Defalarca diyet yapmış ama kilo alıp vermiş olabilirsin. İhtiyacın olan hastalıklara karşı dirençli, halsizlik, yorgunluk ve depresyondan uzak. Gençleşmeye yakın, hücre yenileyen bir beslenme. Bunun için içeriden başlayan bir temizlik şart. Mucize senin elinde. Doktor Fit'le kendini yenileyip arınacağın ve aynı zamanda gençleştiren bir kamp. Kalıcı ve lezzetli beslenmeyle bedenini içeriden temizlemeye başla. Doktor Fit'le yeni bir ben diyorsan 8-9-10 Mart'ta Antalya'da Detox Kampı'nda buluşuyoruz.